Mutlu günler eğitimin merkezine. Başarıya doğru hoş geldiniz. Sevgili izleyicilerim, Milli Eğitim Bakanı olan Sayın Profesör Doktor Ziya Selçuk Hocamı kutluyor. Eğitim dünyamızın ciddi ve güvenilir ismine başarılar diliyorum. Yolun açık olsun sevgili hocam. Bilgimin yettiği her konuda daima yanında olduğunu yıllar önce de biliyordun. Şimdi de hep yanında olacağım. Birlikte milli eğitimimiz için güzel şeyler yapacağız. Evet efendim günün ilk konu Yeditepe Üniversitesi Uygulama, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü ve benim geçen yıllardan da değerli dostlarımdan Profesör Doktor Sayın Veysel Ulusoy. Sayın Ulusoy hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Ee, sevgili hocam tabi 31 Temmuz'da kısmet olursa sınav sonuçları belli olacak. 7 ile de 14 Ağustos'ta tercihler yapılacak. Büyük bir ihtimal geçerli değil bu tarih ama 20-25 Ağustos'ta da işte yerleştirme sonuçları açıklanacak. Eylül'ün ilk haftalarında da üniversite kayıtlarını alacak. Ancak bu yönete bir durum var. sonuçlar geç açıklansa dahi üniversite adayları büyük bir arayış içerisindeler. İşte sizin gibi vakıf üniversitelerine gidiyorlar, devlet üniversitelerine ya da bununla birlikte Kıbrıs'taki üniversitelerin İstanbul ya da şehir temsilciliklerine gidiyorlar. Ve bilgi alabildikleri kadar almaya çalışıyorlar. Şimdi burada bizim arkadaşlar bir araştırma yaptı. Özellikle uygulamalı bilimlerde bir soru işareti var. Oradan başlayalım. Uygulamalı bilimler yüksek okulu ki dört yıl, fakülte dört yıl. 4 yıl. bunların benzerlikleri, ayrılıkları, artıları, eksileri. Kısacası uygulamalı bilimler fakültesi ne demek? Üniversite ya, adayı ne anlasın? Ya da yüksek okulu. Faküteyle ya da yüksek, yüksek okulu. Okul iki, şimdi yüksek okul. evet, Tabii bunun fakültesi yüksek... de var ama evet. e, pardon yük, fakültesi yok. Uygulamalı bilimler yüksek, yüksek okulu. okulu evet. Yanlış biz söyledim. biz özellikle yüksek okul olarak açtık Buyur. ve öyle de tutmak istiyoruz. Buyur. Eğer YÖK kendi bazında bir değişiklik yaparsa tabii ki ona uymak zorundayız. Fakat biliyorsunuz İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin yönetim tarzının değişmesi son dönemde işletme fakültelerinin ayrılması hatta hatta ticari bilimler fakültesinin bayağı mekana gelerek önemli bir yer kazanması bizi bir bakıma ...o niş dediğimiz markete... ...daha doğrusu ayrıştırma e, aşamasına getirdi. Biz de dedik ki... E, ...ya her zaman ara e, elemana ihtiyaç var... ...biz ona eleman demeyeceğiz... ...ara iş gücüne ihtiyaç var... ...ve ara iş gücü bizi meslek yüksek okullarında ...istediğimiz seviyeye getirmiyor. Onu bir tık yukarı... ...fakülte ile meslek yüksek okulu arasında... ...bir e, lokasyona uydurmak... Hı hı. ...ve geliştirmek bizim amacımız olsun hı hı. dedik. O amaç çerçevesinde de... Hı hı. ...Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu'nu kurduk. 4 yıl hatta... E, İngilizce yeterlilik ve benzeri yaklaşımıyla ya da işte ilk yıl il İngilizce ile beraber 5 yıl. Tabii minimum 5 yıl. Herhalde farklılıklarını ve benzerliklerini konuşacağız ama temel olarak sizin sorunuza cevap vereyim ben. Fakülte ile yüksek okul arasındaki temel fark uygulamanın yoğunluğu arasında. Peki buradan başka bir şey geleyim. Şimdi Uygulamanın yoğunluğu olduğu dediğinize göre ve meslek yüksek okulların bir tık yukarısı olduğuna de, göre evet. diyorsunuz. E, o zaman sizin üniversitenizden de örneklerle girin. yani Örneğin sizin uygulamalı bilimler yüksek okulunun özellikleriyle birlikte fakülte arasında artı eksiler neler onlara girelim. E, i̇kisi de aslında ayrı kulvarın eğitim yöntemi ya da dalları. Ee, bağdaştıkları nokta ilk iki yıl. İlk iki yıl biz bütün öğrencilere bölüm ne olursa olsun temel e, ekonomik yeterliliği, temel işletmeyi, temel matematiği, matematiği biraz fazla veriyoruz ve istatistik konularını temelde veriyoruz. İki yıl tamamen 3 Üçüncü yıldan itibaren alanlarımıza koşturmaya başlıyoruz. Bunlar nedir? İşte gümrük bölümünüz varsa, gümrük işletmeciliği, insan kaynakları, gayrimenkul geliştirme ve benzeri herkes alanlarına koşuyor. Aslında o koşturmanın ilk aşamasında uzmanlığın tadına varmaktı e, amacımız. Biz bunları önce laboratuvarlarda alana yaymadan önce, önce laboratuvarlarda insan kaynakları için insan kaynakları, gümrük için gümrük ve benzeri yetiştirip temel alan e, kısımlarına e, e, almak. Nedir temel alan? İşte gümrükciler için ya da gümrük işletmecileri için gümrük e, e, ofisleri, gümrük e, depoları, sınırlar hı hı. özellikle de uluslararası sınırlar örneğin işte Edirne'deki Kapıkule olsun, Hakkari'deki ve diğer yerlerdeki onları götürüp uygulamayı oradan başlamak. Yerinde uygulama. S staj demiyorum ben buna. Staj zaten zorunda. O yazları tamam, staj onun tamam. zorunda. Bunlar yerinde uygulama. İşte adı da zaten uygulamanın oradan geliyor. Peki hocam şimdi buradan şuraya girelim. Şimdi bir defa burada uygulamalı bilimler Yüksek Seçek Gencin Öncelikle o üniversitenin o yüksek okulunu araştırırken altyapısının nasıl olduğunu çok iyi bakması gerekiyor. Bir, uygulamanın nerelerde yapılması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Bu iki, tabii öğretim kadrosuna geliyor. E, öğretim kadrosu nasıldı? Öğretim kadrosu zaten e, sadece, de de. sadece bizim üniversite için söylemiyorum. Ben bütün adaylarımız için, özellikle anne babalar için, hatta neneler için, onlar daha çok iştahlı çünkü... E, ...web sayfasına girsinler bütün e, üniversitelerin, orada bulamadıkları bilgiyi yok siz... Gov.tr'den yani YÖKSİS'in, YÖK'ün e, sayfasında bütün üniversitedeki öğretim üyelerinin bölümler itibarıyla resimleri de oradadır, hı hı. özgeçmişleri de oradadır. Nerede mezun olmuşlar? Yurt dışı, yurt dışı, yurt dışı ve çalışma alanları. Yani hı. daha doğrusu öğretim üyesi hala taze mi? Ünlem işareti koyarım. Hala taze mi? Alanında hala araştırma yapıyor. Pardon burada bir şey soru sorabilir miyim? Peki alanı derken iş dünyasının içerisinde olması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Gerekiyor. O, o Birbirinden birbirine ayrıştırıcı unsurlar değil bunlar, tamamlayıcı unsurlar. Hı hı. İlk iki yıl ayrı e, dallarda, ayrı mekanlarda. Yani profesyonel mi? E, kesinlikle. Tamam o gerekir. E, kesinlikle. Zaten 3-4 dediğimiz, inşallah 5'e gitmez, 3-4 dediğimiz yerde profesörlerle beraber profesyoneller çalışıyoruz. E, bir bakın birlikte aynı alanda çalışacağız. Peki hocam şimdi yabancı dil eğitimi İngiliz dediniz. Bir sene hazırlık var dediniz evet. üniversitenizde. Efendim konuğum YTP Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü. Sohbetimize devam ediyoruz. Peki buradan şuraya geçeyim Hadi gelin başlıklarla gidelim biraz. Evet. Birinci basamağa çıkalım. İnsan kaynakları yönetimi deyince Said Gürsoy ne anlasın? Ee, Her şeyini açık konuş hocam. O kadar samimiyim zaten. Evet ben tutup da burada bölümümü, fakültemi ya da üniversitemi e, tanıtırken reklam amaçlı gelmedi. E, zaten şimdi, biz burada eğitim amaçlı olayımızı götürüyoruz. Yani. Hem devlet hem o vakıf hem Kıbrıs zaten bulmamız lazım. Buyurun. Gözlerimiz Evet. Şimdi e, son dönemde e, müthiş bir veri seti yayınlandı. Hı hı. Bildiğimiz fiziksel sermaye, hani bildiğimiz masa, sandalye, para, bankalardaki... Siz fiziksel sermaye olarak adlandırılır mı? Evet. Peki e, sermaye sadece fizik midir? Yani elle tutulur bir hı hı. yapıda mıdır? Hayır. Bunun bir de insan sermayesi kısmı var. Hı hı. İnsan sermayesi okullaşma, okullaşmanın e, hı hı. piyasaya sunumu, verim ve benzeri alanda bir endeks haline getirilmiş ve Universal Pennsylvania tarafından 1950'den beri bütün ülkelerin e, insan sermayesi endeksi yayınlanmış. Biz çok kötü durumdayız. Aslında çok gelişiyoruz. Hızımız büyüyor. Çok kötü Hı -hı. derken son dönemde gelişiyoruz. Fakat buradaki tehlike şu. İşveren ben şu işçiyi bulamıyorum diyor. İşçi de ya da uzman da ben Hı -hı. bu işi bulamıyorum diyor. Yani piyasayla e, yani piyasadaki taleple e, kişinin arzı arasında bir uyumsuzluk var. İnsan kaynakları bölümü, işletmeciliği bölümü, evet. yönetimi bölümü bu mekanizmayı ya da bu sorunu ortadan kaldırmayı amaçladı. Onun için zaten ilk iki yıl piyasa teorisiyle yoğunlaşıp ilk iki yıldan sonra biz yüz yüze insanları getirmek istiyoruz, çalışmak isteyenle çalıştırmak isteyen arasında. Çok hafif ama hemen hızlı geçelim. Ne tür dersler okurlar? İlk iki yıl dediğimiz Aa, gibi, başlıklar şöyle. İlk iki yıl dediğimiz gibi ekonomiye giriş, hı hı. E, işletmeye giriş, pazarlama'nın teknikleri. Hı. E, i̇statistik korkulu bir cümledir ama istatistik Hı. ve e, matematik evet maalesef onlar evet. onlarsız zaten bilim olmaz. Arkasından tamamen uygulama, uygulama aslında yazılı, sözlü, bakarak, görerek, anlatarak uygulama. Hı. Sınavı yok mu? Tabii ki sınavı var. E, ama tamamen dördüncü sınıfı ya da işte 5. yılı bitirdikten sonra e, piyasaya adım attıktan sonra korkuyu yenecek bir mekanizma bizdeki. Peki hocam gelin bir basamak daha yukarı çıkalım. Şimdi başka bir bölüme girelim. Ee, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü nedir? Şimdi burada herkes burada gayrimenkul. Gayrimenkul deyince herkes bir emlakçılık. Emlakçılığın sertifika e, kapsamını alıyor. O zaman şöyle söyleyeyim. Emlakçılık mı? Alakası Heh. yok alakası yok. Emlakçılık ayrı bir daldır ve onu ya Başbakanlık artık Başbakanlığımız yok ama belirli bir kurum hı hı. onu sertifik haline getirecektir. Hı hı. Ama bu bu nedir biliyor musunuz? Biliyorsunuz ki Türkiye'de konut sektörü artık yaşlandı. 10 yıllar sürecek bir mekanizmada gayrimenkul sisteminin geliştirilmesi, hı hı. fizibilitenin yapılması, yatırımın getirisiyle götürüsü ve o kargaşanın e, o, e, ortadan kaldırılması gerekiyor. E, biz bu e, eleman darlığını şimdiden gidermek istiyoruz. Hı hı. Çünkü şu anda e, gördüğümüz bir kargaşa var. Herkes binaları yıkıp tekrar yapıyor ama bunun bir sistematik çerçeve içine girilmesi zorunlu bir hale aldı. Bu çerçevede uzmanlara ihtiyaç var. E, tabii hükümet... E, Yapısı da bunu biliyor, programlarını yapıyor ama üniversite temelli bir yapı olmaktan sonra bir aya her zaman sakat kalacaktır. O sakat kalmaması için biz bu uzmanları yetiştirmek istiyoruz. Peki burada ilk iki sene ortak onu öğrendik de 3-4'te ne okurlar? 3-4'te tamamen kendi alanlarındaki derslere yoğunlaşacaklardır. Gayrimenkulde mesela fizibilite çalışmaları sayısal olarak bir yatırımın yatırımdan önceki halinin ne olması gerekir? Kaç yıl sürecek bir yatırım? Ee, küçük bir bina düşünmüyoruz, küçük bir apartman düşünmüyoruz ya da bir hı hı. villa düşünmüyoruz. Yapıldığında çevreyle beraber, çevre dostu bir yapıyla beraber insanların yaşayacağı, hatta hatta gelir grubuna göre hangi insanların yaşaması gereken bir mekanizmayı yaratacağımızın fizibilitesi. O yaklaşık bir yıl sürer zaten. Hı hı. Bir yıldan sonra yatırımın karar alınması, yatırımın uygulanma uygulanması aşamasında partilerin yani grupların birleştirilmesi, bu devlet olabilir, özel sektör olabilir veya dışarıdaki sermaye onların beraber hale getirilmesi e, konusunda sıkı dersler e, vermek ve bunları aslında e, biz önce laboratuvarda e, testlerle yapıp e, gerçek aşamasında piyasada uygulamak amacıyla. Peki, buradan şimdi gelelim bir başka basamağa. Yani bölümlerinizden bir tanesi de gümrük işletme bölümü. Bu çok önemli. Hem de nasıl? Şimdi düşünün, Türkiye Avrupa Birliği yolunda. Ne olursa olsun Avrupa Birliği ülkesiyiz aslında biz. Yapısıyla, hukukuyla, iktisadıyla, işletmesiyle, siyasetiyle tamamen girdik. Yani artık bir yurdumuz insan Avrupa'ya gittiğinde ben Türkiye'liyim, beni şöyle görüyorlar ve benzeri bir e, düşüncenin içinde değil. Biz Hı. de onlardan bir tanesiyiz. Doğru. Onlar da geldiğinde aynı seviyede tartışabileceğiz. E Hal böyleyken, e, e, gümrük dediğiniz kavram uluslararası birçok. E, kavramdır. Ee, i̇hracatımızın 160 milyar dolar olduğunu düşünün. Hı hı. İthalatımızın 250 milyar dolar olduğunu düşünün. Ve onun çarpan etkisinin ne kadar gelir yarattığını, hı. ne kadar iş gücü yarattığını, Avrupa Birliği katmanında ne kadar e, e, işli dışlı bir mekanizma yarattığı çerçevesinde biz dedik ki gümrük yurt dışına açılmanın ilk kapısı, yurt dışında transferin, teknoloji transferinin ilk kapısıdır. Buradaki uzmanların da en üst seviyede e, bilgi, e, bece, bilgi ve beceriye sahip olması eee amacıyla dedik ve yola böyle çıktık. Peki gelelim 3 ve 4'teki derslere. iki e, ortak. Evet. E, her Başlıklı zaman başlıklar. her zaman dediğimiz gibi laboratuvarda e, gümrük işlemleri e, arkasından uygulamaları ve benzeri öğrendikten sonra hemen e, neresi yakınsa Haydarpaşa'sı Haydarpaşa Edirne'yse Edirne arkasından e, bir planımız var. İlk defa söylemiş olalım bir yurt dışı e, ülkesi ya yani yurt dışında bir ülkeye gidip hatta birkaç ülkeye öğrencilerle beraber hmm. onların uygulamalarının nasıl olduğunu fiziki olarak görmek. Birebir görecek. Ya da öğrenmek bir bakıma. Çünkü e, yarın inanın e, bu blockchain dediğimiz çok kimsenin hmm. bilmediği ama çok kimsenin çok şey söylediği bir mekanizma vardır. Blockchain gümrük işletmeciliğinin temellerinden bir tanesi olacaktır. Bu da not edilsin, not, not edilsin istiyorum. Peki Sayın Ulusoy şimdi e, bu üç tane bölümden bahsettik. Ee, iyi kötü artısını eksisini ortaya koyduk da şimdi bu önlemlerde iş kurma ve geleceği sizce nasıl olacak? Şimdi Mezunların bütün e, aklına olan sorulardan bir tanesi de bu. Biz e, her bölüm 30 tane öğrenci alacağız bir defa. Ve evet, her bölümün 30 öğrencisinin hepsi kademeleri farklı burslu olacak. Gerçi artık burslu öğrenci %100 olarak burslu sıfatıyla adlandırılıyor ama biz 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 maddi destek vereceğiz onlara. Tamam. Ama hepsi bakın hepsi. O 30'u yetiştirmek için biz 50 demedik, 100 demedik. Çünkü bir laboratuvara 15-20 kişiden fazla kişiyi girdirmek hmm. sorundur. Tamam. O elemanlarımızı aldıktan sonra inanın yapısı ne olursa olsun, puan seviyesi ne olursa olsun ben herkesin gelmesini istiyorum. Çünkü karmaşa, kaos ya da farklılık verimliliktir esasımızda. O verimliliği biz okulda salladıktan sonra e, diğeri zaten gelir. İş kur dediniz, iş kurma dediniz. Hı hı. Bütün bölümlerimizde aslında Yeri Tepe'nin bir idealidir o aslında uygulamasıdır. Sadece bizim uygulamalı bilinmeyen yüksek okulun uygulaması değil. Biz ilk dakikada ekonomi dersine girdiğimizdeki genelde ben veriyorum. E, iş bulmadan öte iş kurma fikrini, algısını beyinlere yerleştir. Doğru. Çünkü nedir? Zaten üniversite iş bulma yani iş bulma kurumu değil ki. Ama zaten. Onun şöyle, fikrini vermesi gerekiyor. Tabii. Döndüğünüz e, doğru e, yani. İlk gelince zaten o e, 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 bir algıyla geliyoruz. Ben iş bulabilecek miyim? Ben iş bulabilecek miyim kavramı zaten ilk etapta e, bir kenara atılması gerekiyor. Evet. Biz, biz nasıl iş kuracağız? Niye biliyor musunuz? Bir tanesinin iş kuracağım dediği yerde beş kişi gelecektir. Doğru. Ama bir tanesi iş bulacağım yerde dediğiniz zaman tek kendi gidecektir doğru. oraya. Doğru. Dolayısıyla çarpan şekilde bir işsizliği önleme, elimizden geldiği kadar ne kadar etki olursa amaçlanmakta, uzmanlığı da o çerçevede yönetmek istiyoruz zaten. Peki hocam şimdi burada enteresan bir olay var. Bizim yine arkadaş araştırma yaparken bu yıl biliyorsunuz puan sisteminde bir değişiklik oldu. Evet. Geçen sene sizin bu bölümler YGS ile alıyordu. Evet. İşte 180 alanlar vesaire vesaire. Neyse şimdi bu sene geldik eşit ağırlıklı puanla alacaksınız. Evet. Eşit ağırlıklı 180 ve üstüne gelen öğrenci gelecek. Şimdi sizin de gençlere tavsiyeniz nedir? Yani bu bir akıl karışıklığı yaşanacak. Ya bu karışıklığı yaşamaması için sizin bu uygulamalı e, bilimler. Yüksek okul seçmek isteyen gençlere ne söylersiniz? Ben aslında bütün Türkiye için söyleyeyim bunu. Sadece Hayırdır. benim üniversitem için değil. Çünkü... Ama size önemli bir olay var. Geçen yıl çünkü birinci kademe puanı. şimdi iki Aha. yan bir tabii, karıştırmasın. Tabii. Yani şu anda öğrencilerimize direkt söylüyorum. Eşit ağırlıkla alıyoruz artık. Hı -hı. Daha doğrusu yökün bir gereği bu. Evet. Eşit ağırlık demek ne demek? İlk aşamaya girdikten sonra zaten aynı ikinci gün giriyorlar. Alan yeterlilik testine de girmeleri tamam. gerekiyor. Ve bir eşit ağırlıklı 180 üzeri bir puanın tamam. oluşması gerekiyor. Bunu geçtik. Bunu çoğu kimse oluşturabilir. Tamam. Ama benim puanım düşük. Acaba ben şuraya mı girsem buraya? Biz onu geçiyoruz. Bravo. Biz onu geçiyoruz. Biz biz karmaşa istiyoruz. Biz kaos istiyoruz. Biz farklılık istiyoruz. O farklılığı sınıfta ben Hı -hı. oluşturup o verimliliği yükseltmek istiyorum. Çünkü e, e, ulusların da temelleri aslında böyledir. Hı -hı. Karmaşadır, kaostur aslında verimliliktir. E, öğrencilerimiz ya da öğrencilerim puanlarına bakmaksızın acaba ben bu bölümü bitirdikten sonra, bu fakülteyi, bu e, uygulamalı bilimler yüksek okulunu bitirdikten sonra iş bulma olasılığını nasıl artırırım ya da iş kurma Bravo. olasılığını nasıl artırırım diye kendine sorup cevabı ona göre verip kalemi oynatmasını isteriz. Bence bu sene krizden fırsat doğacak hocam. Kesinlikle. Geçmiş yıllarda işte yok okulun taban puanı efendim yüzde şey başarı sırasına bakıp zoraki istemediğin yeri yukarı falan yazıyorlardı. Bu sene dediğiniz gibi puanı A ya da B barajı geçtikten sonra kalbinin sesine kulak verip ben bu işi yapabileceğim dediği yerin Puanı düşük ya da yüksek olabilir. Hiç kimse ilgilenmez. En üstte <laughs> yazar ve mutlu olarak Peki, mezun zaten olabilir artık, diye geliyor bana yani. Dikkat edersen dikkat ederseniz Sait Bey artık puanın farklılığının bir önemi kalmadı. Evet. Sistemde öyle. Evet. E, o gün çok hasta olan bir arkadaşımız Doğrudur. ya da rahatsız olan bir arkadaşımız başarısız olabilir ama onun gözlerinde farklı bir kavram vardı. Doğru. Ben o gözleri istiyorum. Onları. Öyleyse. Peki hocam buradan şuraya gelelim. Şimdi e, ya sizin idealleriniz var da onu söyleyeceğim. Bu. E, şey yüksek okulunuza hayaliniz demeyeyim de kurmak istediğiniz bölümler var mı? Var 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 var. Yökte de çok konuştum ben. Neler? Ee, öncelikle e, attığım adım tarım işletmeciliğiydi. Hı hı. Yani bir çiftçi çocuğu olarak bu evet. aşkla doğdu ama e, o kadar da boş bir aşk değildi. Örneğin geçen e, iki hafta önce Amerika'daydım ben. E, bunu niçin söylüyorum? E, Amerika Tarım Bakanlığının e, her e, 4 yıllık planının uygulaması Hı -hı. E, gündeme gelir. Hem kongrede hem senatoda geçer ve uygulanır. O 4 yıl e, çiftçi verimliliği, çiftçi gelirleri, hangi ürünün ekilmesi ve dış ticaretinin nasıl yapılması Hı -hı. gerektiği üzerinde e, planlamalar yapılır. Ben de oradaydım onu görmek için ve e, güzel bir de rapor hazırladığımızı biliyorum. Türkiye'de biliyorsunuz gıda enflasyonu denir. Hı -hı. Gıda enflasyonu büyüktür dene ama hiçbir adım da atılmaz genelde. Hiçbir demeyeyim ama adım da atılmaz diyeyim. Biz bu boşluğu doğurup ziraat fakültesinin de alanı dışına çıkıp tarım işletmeciliğini uluslararası ticaret ve lojistik kavramıyla beraber hı hı. E, enflasyona destek e, niyetiyle kurmak istedik. Yok durun dedi. Peki durduk. Ama bastıracağımı bilsin yok. Onu evet, da söyleyeyim ben. Evet. Bir tane daha var. Hangisi? Havacılık işletmeciliğini, havacılık yönetimini daha doğrusu kurduk. Hı hı. Tamam. Toparlıyoruz e, hocam yavaş yavaş. Bu çok büyük bir bölüm olduğu için e, bu yıl e, öğrenci almadık ona planlamalarımız çerçevesinde umarım gelecek Hı. yıl ona da öğrenciyi alacağız. Peki efendim birinci bölümün sonuna geldik. Değerli konu Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Sayın Veysel Ulusoylu. Çok teşekkür ediyorum. Ben katılınca. teşekkür ediyorum. Sağ olun.